Biliyor musun? Videoların sonunda değildi. Başında abone olmayı unutmayın deyince insanların sekseni <laughs> abone olmayı unutmuyormuş. Böyle bir gerçekle karşılaştı. Bakalım bu videodan istersen ne ya. olacak? Yani. Çok <laughs> ilginç. Böyle bir deney yapmak istedik. Özür diliyoruz eğer rahatsızlık verdiysek. Ana konumuz ne? 80'lere geri döndük. Bir Abi, portal açıldı bir noktada. Böyle 2019 <laughs> 2000 şey 2020-2021 Covid döneminde böyle 1980'lere geri döndük. Rusya ile 3. Dünya Savaşı <laughs> tehlikesi var yüz küsur enflasyon var. <laughs> Ondan sonra Top Gun yine popüler. <laughs> Ve Stranger Things'de 80'ler müzikleri, 80'ler ambiyansı yeni nesilde tutuşmaya başladı. Bir tek Turgut Özval da eksik şu anda yani. Yok bir şey <laughs> daha eksik. Yani James da Arnold bir film çekseydi tam olacaktı. Hakikaten, <laughs> evet, hakikaten güzel bir Terminator. James Cameron da değil. Ben artık şeye de razıyım ya. Güzel bir Alien falan filan çekseler de razıyım. <laughs> ya yani. Twitter'daki bir arkadaşımız şey yazmış. O kadar hoşuma gitti ki. İşte Top Gun Maverick hmm. üzerine demiş ki abi bize 30 senedir bir şöyle bir Terminator filmi izletmeliler. Evet. O kadar doğru güzel bir tespitti ki bu. Yani ama sonuçta nedir? Biz boşuna 80'leri seviyor değiliz. 80'lerin içerisinde çok ciddi bir kreatif patlama en sevilen IP'lerin o zaman çıkmış ve hala günümüzde onların tohumlarının yani meyvelerinin yeni olması falan boşuna değil. Müzik anlamında da ya pop müzik, rock müzik, metal müzik, sinema ne an ne arıyorsan 80'lerin içerisinde bence bugünden daha kaliteli ürünlerin çıktığı bir dönem. Biraz şeyle ilgili olabilir yani bizim çocukluk, döneminde yaşadığın şeyler hep daha güzel, daha saf, daha böyle negatif duygulardan beri geliyor. Belki de hani 2000 2000 belki, e, gözlemliyorum mesela 90'lı yılların çocukları, yani çocukluğunu 90'lı yıllarda geçirenler, Darkwing Dark falan e, güzelliyor. 2000'li e, yılları şey yapanlar, artık bizim oralarda şey yapmadı. SpongeBob'lar falan, Avatar'lar. Çocukluğunun ikonları, çocukken e, tükettiği içerikler hep daha tatlı ballı geliyor. Halbuki 80'lerin de çok tatsız kısımları vardı. Ya vardır canım. Yani ya Buna böyle 50 tane psikanaliz yaparsın da ya. çok Yapar, ya şey yaparsın şimdi, falan ama diyorsun. yani burada önemli olan şey yani Michael Jackson'ların, Madonna'ların falan döneminden bahsediyorsun yani. Tamam mı? Yani bu ne bileyim bence mesela pop müzikte Michael Jackson seviyesinde bence hala ulaşılamadı. Bu benim kendi görüşüm. Yani kendi bestesini yapan, kendi sözünü yazan, dans koreografilerini kendi yapan biri böyle adam şey kreatif patlama yani adamın kendi başına, tek başına. Yani dolayısıyla bence kreativi de anlamında içerik üretenlerin böyle yaratıcı içerik üretenlerin toplulukları şaşırtmaya olan böyle açlığı mı desem ona, tutkusu mu desem. Şimdi e, o daha çok böyle daha çok para kazanmak ve daha çok popüler olmakla alakalı bir tutku var şu anda. Sanki o zamana baktığın zaman yani korku filmlerine bakıyorsun. O pratik efektleri işte Hı -hı. bahsetmiştik daha önce. Pratik efektlerle beraber izleyiciyi bir şoka uğratmak. Aynen. Yani izleyiciyi böyle bir şaşırtmak, şoka uğratmak. Ay ne gördüm ben falan. Çünkü çok bazı temalar ilk defa işleniyor. Çoğu bilim kurgu teması ilk defa işleniyor. Hmm. İlk defa görüyorsun ve dolayısıyla standartlar belirleniyor orada. 80'lere şöyle baktığın zaman o dönem eleştirmenler, eleştirmenler tarafından gömülmüş birçok film ki başta John Carpenter filmleridir. Bunlar gömülmüş o dönemlerde. Yani The Thing gömülmüş inanabiliyor musun? çıktı. Tabi tabi. Ondan sonra küçük Çin'de büyük bela gömülmüş bu filmler. Bunlar bugün kült klasikler. Yani hala aşılamamış kült klasikler. Çok böyle zamanın ötesinde projeler, zamanın ötesinde işler yapılmış. Şimdi bu 80'ler argümanı da bugün biraz daha işte Topkan'la köpürmüş durumda. Burada şu var hocam. Üst üste geldi ama hepsi böyle. Ses. Yani <laughs> abi artık Tom Cruise'a hayranlık mı duyarsın, tapar mısın? ya yani benim çok sevdiğim bir aktör değildi eskiden. Tom Cruise ilk çıktığı zamanlarda Ama şeyine... son zamanlarda Görevimiz Tehlike filminde yaptığı standların hmm. tamamı gerçek. İşte 80'lerdeki sinema kültürüyle bugünü ayıran hmm. birbirinden önemli bir şey de... Tabii ana akıl filmlerden bahsediyoruz ağırlıklı olarak. Yani mainstream filmlerden tabii. bahsediyoruz. Blockbusterlardan. Temeldeki fark bu. Biri pratik efekt. Tamam mı? Yani ekranda gördüğün şey bir şekilde gerçekten oluyor. Birisi öteki 99'u yeşil perde önünde. Şimdi yani böyle bir hmm. baktığın zaman... Hani biri mış gibi yapan, tabii ya sinema tabii ki mış gibi yapma sanatı ama yani bir tanesinin kendi mesleğine, kendi para kazandığı işe gösterdiği saygı, buna gösterdiği heyecan, kendi limitlerini zorlaması, kazandığı parayı sonuna kadar hak etmesi. Ulan herif, ulan ben 50 yaşıma geldim, milyar dolar param var deyip Burj Khalifa yatırım onu ya be herif. Uçağı tutunuyor ya falan uçak kalkarken tamam mı? Uçağı tutunuyor ve bir defa da hani perfect shot olmadı ya, 8 defa çekmişler o saniye. Mission Impossible Fallout'ta. <laughs> Gözümün önüne şey geliyor ya. Kardeş bayında mıydı? İşler güçler demedi. Kaan Kuralı yapımcısı tokatlıyordu. Kardeşim de Tom Cruise'de sen bir misin? Adam boş vaktinde ata binmeyi öğreniyor. Six pack yapıyor. Biliyor musun six ne? B biliyorum. Altılı bira falan. <laughs> <laughs> Hakikaten yani ben ticari olarak da müthiş bir başarı elde ettiklerini tahmin ediyorum. Yo bir milyar dolara gelmişler. Abi, abi yani e, o zaman mi? yani şu Marvel Star Wars Marvel Star Wars döngüsünden bir kurtarsınlar bizi. Yani bir şeyde merak ettim ben. Disney World, Terminatorlar, Aliens'lar falan bunlar şahane filmlerdi. Sonra hepsini berbat eden bir süreç yaşandı. Biz arada 30 sene falan tapkan filmi görmemişiz. 84, 86, 86 mı? Yani 36 sene sonra bir tapkan geliyor daha güzel. Hani, Çok daha güzel. Hani arada yapılmamış bu herhalde Tom Cruise kendi prodüksiyon firmasından falan finanse ediyor. Tam şey ilk bunun şahane bir şekilde çekelim yani falan diyor. İlk filmin prodüktörü de yanında yine Jerry Bruckheimer. Yine beraber yapıyorlar filmi. Yani şimdi buna yaratıcılık sinema filmi gözüyle baktığın zaman tamamen aslında bir 80'ler kültürünün yansıttığını görüyoruz hmm. görüyorsun. Yani 80'ler kültür yani bizim mesela benim DNA'mda işte şeyler var tabii ki. Yani o dönem müzikleri, o dönemin sinema filmleri. Çünkü şeyi çok severim. Yani hani Arabesk kültürü mü desem biraz onun böyle şeydeki Amerika'daki yansıması da grunge'a mı denk geliyor artık tamam mı? Yani 90 yani 80'lerde hmm. böyle bir nasıl söyleyeyim? Böyle bir inner strength patlaması. Hmm. Ondan sonra hani kişinin en büyük rakibi nasıl kendisi hmm. olduğu standartların her zaman kendisinin belirlemesiyle hmm. alakalı bir şey benim DNA'mda var mesela tamam mı? Ama bir son yani dış faktörlerden çok fazla etkilenen daha kırılgan ondan sonra daha böyle kendini acıyan melankolik bir kültür doğdu mesela 90'lardan 90 2000'lerden sonra evet. Bilmiyorum bu konjüktürün mutlaka hani sonuçta bu tip akımlar hep birbirine tepki hmm. olarak gelir ondan sonra. Değil bir mi? Şekilde. Evet. Yani ben çok sosyoloji bilen bir adam değilim. Ben de değilim canım. Ben benim Ama doğru şer, yani saçlarımlar hep şeydi böyle. Nasıl denir? Uplifting evet. filmler. Yani insanı moral motivasyonu yukarı çeken filmler. Çizgi filmler, evet. müzikler. Aynen. Ondan sonra şimdi Stranger Things ile popüler olan Running Up That Hill de öyle Hı -hı. mesela. Ben zamanında dinlememişim. Müthiş beğendim şimdi. 30 yıl sonra dinlediğimde şarkıyı. Ve belli ki genç nesil de bunu beğenmiş. İnanılmaz popüler running uh, up the, the hill şu anda ve çok insanı tutup yukarı çeken şeyler. E şimdiki müziklerin çoğuna bakıyorsun. Ya ya genel geçer böyle yani bir yaz dinlensin parasını çıkartsın müzikleri ya böyle insanı şey vardı ya ya Radiohead sen de milleti üzere üzere üze, 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 ağlatan hey, Ev evdik. <laughs> ev milleti <laughs> ağlata ağlata kendine ev yapıyor. <laughs> ya, müziği. ya öyle müzikler, müzikler. Ya böyle yo madafaka falan e, müzikleri. Yo, ya yani yok hakikaten <laughs> dinlemeye, dinlemeye değecek şey yok ya. Mor ve Ötesi yeni albüm çıkarttı. Ben girdim yani teşekkür etmeye YouTube kanalına aynısını yazmış ya bizi tekrar böyle 2012 öncesi yani Türkiye'sine götürdüğünüz için teşekkür ederiz falan yazanlar var hakikaten o dönemler bak bu de 80'ler de değil hani 2010'lar falan <laughs> insanların moral motivasyonunu yukarıda tutan şeylerin çoğunlukta olduğu ve sevildiği şeyler şimdi tam tersi bunu sosyal medyayı da katarak söylüyorum her Türlü moral motivasyonu aşağı çeken öğeler pompalanıyor. Ya zaten şöyle bir şey var hani günümüz konjüktüründe ağır ve böyle ahlaksız bir kapitalist kapitalizm yaşadığımız Hı. şeyde günümüz konjüktüründe zaten her şey insanın umudunu, yaşama azmini, motivasyonunu almak için uğraşıyor Hı. senden zaten. Bence mücadele noktalarından bir tanesi zaten burası. Hı kendini beğenmiyorsun, komşunu beğenmiyorsun, tabii, tabii. ülkeni beğenmiyorsun, Hiçbir şey beğenmiyor. yani, ondan sonra dünyayı beğenmiyorsun. Aynı. Şimdi şuna çok inanan bir insanım. Ya yani insan sonuç değişimi kendinden başlatmadığı sürece, yani değişimi kendinden başlatmadığı Hı. sürece zaten bir şeyleri değiştiremez. Aynen. Yani bir şeyleri değiştirmeye çalışmakla yani çoğulculukla kendi lehine bir şeyleri manipüle etmeye çalışmak arasında bir şey var. Aynen. Yani bazıları şey de olabilir hani fayda vereceğim yani toplumsal fayda sağlayacağım moduyla gelip tamamen kendini çıkarını da düşünüyor olabilir tamam mı? O, neden, o nedenle çok insan var Aynen. böyle. Çok kurum da var böyle. Dolayısıyla hani burada insanın İlk önce kendi içinde kendiyle alakalı problemlerini çözmesi lazım ki etrafına da faydalı olsun. Yani tabii böyle çok böyle düşünüyorum, böyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani benim için kendi yaşadıklarım itibariyle 80'ler kültüründe biraz daha bu baskındı. Hmm. Yani kendinle alakalı problemleri çöz ki hani hayatta kendine dair ve etrafa dair yanlış gördüğün şeyleri düzeltebilecek veya düzeltmeye teşebbüs edecek gücün, tahammülün olsun. Çünkü yanlış bir şey gördüğün zaman kendi doğrularını yapmaya çalışacağız ama tabii karşında bir sürü dip dikilecek yani tamam mı? Hı. Hani o öyle olmaz diyecek işte Bürokrasi gelecek öyle olmaz diyecek. bir şey. Yani bunlar bizim yıllarda yaşadığımız şeyler Tabii. yani tamam mı? Dolayısıyla işte o 80'ler kültüründe, müziklerinde, filmlerinde hmm. sana bu mücadele gücünü veren, aşılayan bir konjonktür vardı. Sonrasında yavaş yavaş mesela şeye bakıyorsun. Yani benim bu sene en sevdiğim, hayatta en sevdiğim hip hopçı Tupac benim hmm. mesela. Yani bütün şarkılarını ezbere bilirim neredeyse. Ama şimdi hani eleştirecek yönleri vardır. Kişisel olarak yaptığı hatalar vardı. Zaten 27 yaşında hmm. da AK-47 ile taradılar adamı. Şimdi 27 yaşına kadar inanılmaz bir 96 senesinde öldürdüler bir Mike Tyson maçı çıkışında. Hmm. Yani bir boş boş şarkısı yok adamın neredeyse. Şimdi adamın şarkı sözlerine falan baktığın zaman yani cesur şarkı sözleri hmm. var bir kere. Yani kendince toplumda hmm. yanlış gördük eleştiren ondan sonra özellikle Amerika'daki işte azınlıkların kendi aralarında kavga etmesini önlemeye çalışan bir şey görüyorsun orada. Ya bugün hip-hop'una bak baktığın zaman sürekli bir şey böyle aptal aptal şeyler yani tamam mı hani? Özellikle cinsellik, ya, para, ya cins ot yani cinsellik şu para bu. uyuşturucu araba şu bu tamam yani ulan hayat o değil ki oğlum manyak hmm. mısınız lan siz tamam mı yani hayat öyle bir şey hedonizm hmm. içinde nihilizm içinde geçen bir şey değil yani tamam mı o böyle 20'li yaşlarda böyle bir öyle olabileceğini falan hmm. zannedersin belki ama öyle bir şey yok Arkemi, orada kalırsan saçtın şimdi konuşuna geliyor yani bunu satması daha kolay hmm. tamam mı Temel olarak. Ondan sonra imajlarına bakıyorum zaten çoğu hmm. sanatçının. Hani tamamen şey üzerine kuruldu. Hani bir şekilde elde hmm. edilmiş bir e, maddi statü üzerine, onu pazarlama üzerine kuruldu. Ya yani, oğlum sen Arabanlar rol model olmaya çalışıyorsan sen keşin peşinden gelen kitlenin şeyini, zihnini sorgularım hmm. ben yani tamam mı? Hani bir şekilde hani Ulaşılması gereken hedef sanki oymuş gibi falan. Hayır abi ulaşılması gereken şey bence insanın kendi iş dünyasında stabil olabilmesidir yani böyle tamam mı bir şekilde? Hani bence başarının karşılığı, asıl karşılığı budur yani Tabii. bir şekilde. Tabii ki özellikle gençlik bir şekilde kendine çıkış yolları arayacak, kendi başına gelen birçok şeyin sorumluluğunu üçüncü partilere, üçüncü şeylere atacak benim zamanımda da böyleydi. Hı hı. Yani bu benim gençliğimde de, benim çocukluğumda böyleydi. Bugün de böyle. Aslında bir şey değişmedi. Değişen tek şey sosyal medya ile beraber bunların akım haline geliyor olması. Ha, çok güzel bir yere gel getirdim. Ben burada birazcık konuşmak istiyorum. Tabii, tabii. Gerçekten sosyal medya ve özellikle de Twitter her şeyi olduğundan daha negatif gösterme konusunda bunu bir iş modelini dönüştürmüş durumda. Bu sadece benim gözlemlediğim bir şey değil. Şeyde de yurt dışında da bu ispatlanmış. Yani sosyal medya mecralarının özellikle Twitter gibi negatif şeylerin, ortamların çok rahat oluştuğu, sosyal medyaların yaygın olduğu toplumlarda genç nüfusta depresyon, intihar oranları tavana çıkmaya başlıyor. Ha nedir? Bu olmasın demek değil ama baktığınız, gördüğünüz, maruz kaldığınız negatif şeylerin çoğunluğunun aslında sizle alakası olmadığını da bilmek lazım. Yani Şöyle belki çoğu insana ters gelecek bir şey söylemek istiyorum. Yani bir yerde sel oluyor bir şehirde, Türkiye'de. Birisi kapılıp gidiyor ve sen sabah yani gözünü açtığında, sosyal medyanı açarak beynini bununla restart ediyorsun. Bu, ah, ah lan bu. bak işte altyapı yapmamışlar, bu olmuş. Tüh Allah be Böyle başlıyorsun şeyine, gününe. Bu, bu böyle devam ediyor. Her boş... Eskiden şey vardı ya insanlar... Otobüste giderken dışarı bakardı. Çok okuma kültürümüz olmadığı için en azından dışarı bakardı. Beyin rölantide çalış yani sıkılmak çok önemli bir şey. Hmm. Sıkılmak kaçılması gereken bir şey değil, sıkılmak default bir şey. Yani biz çocuklara yönelik işler yaptığımız için pedagoglarla falan da çok yakın çalışıyorduk. Çocuğun ben sıkılıyorum anne baba diye gelmesi mükemmel bir şey. Sıkılan çocuk çünkü kendini me uğraştıracak bir şey yapmaya için yaratıcı tarafını beyninin kullanmaya başlar. Biz büyükler olarak komple bunu kaybettik şimdi. Küçük el kadar çocuklarda da bunu yok ediyoruz. Yemek yerken bile önlerine sosyal medyayı koyarak, izleyecek bir çizgi film falan koyarak. Yani hakikaten Dopamin ee, bağımlısı oluyorsun hocam. Dopamin ama negatif dopamin diye yani. Böyle bir, bir sürü şey var. Yine hani bilimsel şeylere girerek sıkmayalım ama kendi eko chamber'ındasın. Düşündüğün şeylerin hepsinin %100 doğru olduğunu sana inandıracak <laughs> insanlarla sürekli like'laşıyorsun falan. Böyle bir katamari, humanity gibi evet. bir şeye dönüşüyorsun böyle. Aslında sen bir bloksun abi. Evet. Yani senin karşı mahallende de doğruyu söyleyenler var. Senin mahallende de yanlış insanlar ve yanlış söyleyenler var. Hiç seninle alakası olmayan bilmem neredeki insanlar da doğru bir şeyler yapıyor. Ondan sonra tek doğru seninki değil. Ondan sonra bütün kötülükler senin etrafında değil. Sen açıp bakıyorsun elin Arjantin'inde patates toplarken e, heyelana kapılıp giden köylüye üzülmek için. Onlar zamanın başından beri oluyordu ama hiç kimsenin haberi olmuyordu. Haberinin olmaması lazım bazı şeylerden ki beynin bir rahat dursun. Bir e, Bu kadar negativiteye de maruz kalınca pozitif düşünecek şey bulamıyor. Benimle. Alan bulamıyor. Nefes alanı bulamıyor. Aynen. Bunu biraz düşünün. Hakikaten bunların evet. tepki diye şey yapabilir. ha sosyal medya bizim hayatımızı düzeltti falan. Hayır abi o sosyal medya hayatımızın içine etti bizi. Ben ne kadar katılıyorum canım yani ya. sosyal medya. Yani. Hayırlı olmadı yani. Ben kendimden biliyorum. Boş vaktim yok benim artık abi. Twitter'dan, TikTok'a, <laughs> oradan hani şey yaparsam Instagram çok kullanmıyorum. Ee, Instagram'a bakıyorum. Boş vakit bulamıyorum. Artık böyle hani telefonumu kenara koyup kitabı alıyorum oradan. <laughs> Yeter ki başkalarının ya yani algoritmanın ettiği bir şey şey yapmayayım. Kendim seçtiğim evet. e, sıkılsam da bir kitabı evet. bitireyim. Farklı bir görüş evet. şey yapayım. Bazı kitaplardan da sekiyorum. Bundan sonra özellikle felsefi kitapları okumaya çalışıyorum. Hiçbirini bitiremedim şimdiye kadar. Artık beynim o kadar hızlı tüketilen şeylere Ben buna bir çözüm buldum. ki ya evet. okuyamıyorum abi. Evet. Yani temel felsefe eserlerini katlanamadığımı fark ettim. Zorluyorum kendimi yani. ben sıklıkla ortaya konulan bir sorun bu. Ben bunda bir çözüm evet önereceğim. E, kitap okumak önemli bir şey, evet. çok önemli bir şey. Yani ama sosyal medya ile birlikte hızlı tüketilen içeriklerle beraber kitap okumak zorlaştı zihin açısından onu söyleyebilirim evet. yani. Çünkü ona sözcüklere, sayfaya, kelimelere senden çok fazla fokus talep eden bir şeye odaklanabilmek akıllı arka planda acaba sosyal sosyalde bir şey mi oluyor? Bir şey bir şey oluyor. Olarak... Kaçırdığın ben... hiçbir şeyin aslında ehemmiyeti evet, yok orada. Ben Twitter ve LinkedIn dışında bütün sosyal hesaplarımı kapattım biliyorsun. Müthiş. Artık, hiçbir şey kullanmıyorum artık. Ben 2000 16, sonu 2017'den beri bıraktım evet. bu sosyal medya şeylerini. Bayağı da zaman kazandırıyor bana bu. Kitap okuma alışkanlığını tekrar şöyle kazandım. Bunu tavsiye ederim bu arada. Mitoloji sözlüğü ya da felsefe sözlüğü tavsiye ediyorum. Of sen tamam mı? direkt böyle ölümcül... <laughs> Hayır. Eğlenceli, sıkıcı olmadığı için öneriyorum ha. bunu. Tamam mı? Bunun en büyük sebebi... Başlık başlık yani dizi, başlık başlık okuduğun için yani sürekli olarak okuduğun şeyin konteksi değişiyor ya dolayısıyla bir roman ya da işte başlayıp biten bir hikaye bir şeyden ziyade çok daha dinamik bir okuma deneyimi sağlıyor sana. Bu şekilde tekrar çünkü dikkatin sürekli resetleniyor her bir maddede. Evet. Dolayısıyla tekrar okuma alışkanlığı kazanmak için bu tip sözlükler ben özellikle mitoloji sözlüğü ya da felsefe başta felsefe sözlüğünü önerebilirim bu arada. Hem çok eğlenceli okuması hem de cidden entelektüel olarak çok tatminkar bir şey veriyor. 80'lerden ta nerelere kadar geldik hocam? Aynen. Ben daldan dala <laughs> konularımızı seviyorum ben zaten. Ben de seviyorum. Aynen, yani, aynen. aynen. Ben de şey yapmıştım. 2 senedir yapamadım. 30 günlük sosyal medya detoksu. Hakikaten çok zor oluyor. Özellikle ilk birkaç gün şöyle oluyorsun ve elin <laughs> git, elim niye telefona gidiyor diye bakıyor. Hakikaten bu oluyor. Yani elin telefona gidiyor ki o 5 be, dakikalık boş anında alıp iki fıt fıt doom scroll yapacaksın. Ondan evet. sonra ilk 2-3 gün çok zor. Hakikaten uyuşturucu bırakır gibi. Sonra o kadar büyük bir ferahlık geliyor ki zihnin rahatlıyor yani onu his, fiziksel Kesinlikle. olarak hissediyorsunuz zihninin ferahladığını. Evet. İlk başta 30 gün yapmak bunu zor olabilir ama bir şeyle deneyin. Bir ilk bir hafta sonu mesela 24 saatle deneyin bunu. Hafta sonu da zor olabilir. Hafta içi 24 saat deneyin. Hissettiğiniz şey hoşunuza giderse bir 3 gün deneyin. O da hoşunuza giderse bir yani bir hafta 10 15 günlük bir sosyal medya detoksu deneyin. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Aşağıya yazın. Yani denemiş olanlarda vardır hakikaten. Sonra açın şöyle güzel bir Michael Jackson Best of dinleyin. Atıyorum. Ondan sonra çok sevdiğim bir şarkısını öreyim ben. Kitap şarkısını öğreyeyim. Bir tanesi Dört Yıldan Ondan sonra Trafik Kazası'nda ölen Lady Diye'yi hmm. atfedildi söyledim onu. Kesin tabii bilgi değil bu. Öbürü de Give To Me. Evet. Çünkü gitarda Slash var Guns N' Roses'tan. Şimdi bunlar zamanının pop şarkıları hmm. hani gelsin ama yani bence bir 100 yıl sonra falan bugün bizim Mozart'ı Beethoven'ı nasıl algılıyorsak onlar evet. da öyle algılanacak. Müzikal zenginlik açısından. Sonra şöyle güzel birkaç tane aksiyon filmi tavsiye edebilirim. <laughs> 80'lerden böyle bir zihin reseti için. <laughs> Dolayısıyla yani o zamanlık konjüktürü işte yani kültürel öğelerin e, yaratmış olduğu zihinsel yapıyla şimdi zihinsel yapısı arasında sürekli yani bugünün dünyası senin sürekli bir tatminsizliğe koşturuyor. Hiçbir şey Yeter, tatmin ben, ben yetersizim, ben yapamam. Tüketirsem ancak mutlu olabilirim. Tüketemediğim için daha da şeyim, gereksiz bir insanım. Devamlı bir ümitsizlik pompalaması. Yani hakikaten ümitsizlik üstünden para kazanan bir devasa sirkülasyon var şimdi, dünya üzerinde. Şimdi meta ile, yani sosyal medya üzerinde meta gösterebilirsin sadece. Yani ruhunun ne hmm. kadar güzel olduğunu gösteremezsin sosyal. Evet. Yani gösterirsin tabii yardımlarla, şunlarla, bunlarla da. Yani... Kendi yaptığın şeyleri satabilmek için sosyal medya aracını necank neden kullanıyorsun? Yani niye yayıyorsun? Bunu bu çok önemli bir şey. Şimdi sosyal medyada sürekli işte Instagram'da mesela çok uzun yıllar kullanmıyorum ama yani Instagram'la alakalı sizlerin yorumlarını falan dinledikçe işte tamamen herkesin kendini böyle bir erişilmez göstermeye çalıştığı. Herkesin hayatı sonra... çeşitli seviyelerde bombok. <laughs> ee, evet yani şöyle bir gerçek var. Herkesin aslında baktığın zaman sorunları çok büyük bir oranda ortak. Herkesin sorunu ondan sonra. Ee, ama sosyal medya insanları bile yakınlaştırmaktan ziyade İnsanların birbirine olan kıskançlığını, hasetliğini hmm. körükleyerek insanları birbirinden uzaklaştırıyor Kıskançlık, hocam. Kıskançlık haset de değil. Her sosyal medyanın bir negatif duyguyla şeyi var aslında. Twitter mesela egoyu ön plana çıkartıyor. Hayvan Benim gibi bir vereceksin. Ne olursa olsun o hiçbir şey de evet ya sen haklısın deyip bittiğini göremezsin. Instagram şey böyle. Ne denir o, 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 o şeye? Show off böyle. E, kibir. Kibir. E, e, en güzel anım hmm. bu falan. Her işte sosyal medyada şey yapıyor diyorsun. Yani kendini mutlaka kötü hissediyorsun. Bir tanesinde ya ego çatışmasına giriyorsun, ego eziliyor ve ego sentrik, egomanyak birisi olup çıkıyorsun. Öbüründe kendini kötü hissediyorsun çünkü herkesin Hayatındaki en güzel anları fotoğraflayıp koyduğu şeyi görüyorsun. Zannediyorsun ki bütün hayatı öyle. Evet. Hayır, belki bir salisesi öyle. Evet. O fotoğraf çektiği an öyle. Belki o an da Ya Yaptı ondan sonra yine <laughs> çekti, koydu. O likelar like bağımlılığından. Like biraz önce söylediğim çok önemli bir şey var. Yani sosyal medya kullanımının insan ve toplum karakterini nasıl etkilediği alakalı. Mesela sosyal medya üzerinden şimdi bir banka hesabı biriktirmek diyelim bu HP kasmak olsun. Sosyal medya takipçisi kasmak da mana doldurmak olsun. Artık hayatımızda tek bir birim yok, ikinci bir birim var. Yani bizi tanımlayan, tabii, tabii. bizim hayattaki statümüzü belirleyen değil mi? Sosyal medya takipçi sayısı. Şimdi sosyal medya takipçi sayısının fazla olması mesela her parası olanın makbul insan olmayacağı gibi. Mafya boss'a da para Hı. var şimdi, tamam mı? Hani normal Efendim Hüseyin'in parasını kazanan adam var. Ondan sonra bin türlü Hı. böyle ala veri para kazanan adam var. İkisinin parası var şimdi. Tamam, hepsine saygı duyacak Hı. halimiz yok yani yok, bunların. Tabii ki. Nasıl kazanıldığı çok önemli değil mi? Aynı şekilde sosyal medya takip sayısının da Efendim Hüseyin'in belli bir değerlendirmeyi takip ediyorum ben kendi içimde. Herkes tutmaya saygı duyuyorum. Hiç problem yok benim adıma. Ama yani her sosyal medya takipçisinin fazla olması etrafında senin söylediklerini artık bir akım haline getirmeye hazır. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ergenlik yaşlarında karakter oturacak yer arıyor. Evet. Hepimizin öyleydi. Hepimiz yani Acaba ne olsam, kim olsam diye bir arayış içindeydik hmm. o yıllarda. E, dolayısıyla kimlik arayışı içinde olan insanları manipüle etmek çok kolaydır. Zaten çünkü arayış içinde olduğu için zaten talep var o evet. konuya. Yani bana bir kimlik ver talebi var şimdi. tamam? Mı? Dolayısıyla mesela şeye baktım. Tavsiye edeceğim bir tane YouTube kanalı var. Coffee House Crimes diye. Bu e, enteresan cinayet vakalarını işleyen bir kanal bu. Ondan sonra biraz daha tabii kurbanın gözünden çok tabii, konu cinayet olduğu hmm. için çok hassas ele alınması gereken konu. Çünkü burada kurban var, kurbanın ailesi var, hmm. şu var, bu var. Dolayısıyla nasıl işlendiği önemli. Bunu çok etik değerleri hmm. karar ederek işleyen bir kanal Coffee House Crimes. Burada iki tane, üç tane video seyrettim geçen hafta. Twitch'te çok popüler olup ondan sonra e, sonunda cinayet işlemiş birkaç karakterin hmm. hikayesini. Buradaki patern çok fazla değişmiyor. Şimdi etrafındaki popülerlikle beraber gelen bir arkadaş çevresi ile bir, bir parti esnasında bir tanesi yanlışlıkla aya yanlışlıkla o silahla oyun oynarken bam tamam diye uğruyor. Vurmuş. Bir tanesi bilinçli şekilde artık hani uyuşturucu etkisinde mi ya da başka bir şey değil mi? Efendime söyleyeyim erkek arkadaşını vurmuş bir tanesi. Şimdi bu bir gerçek. Yani sosyal medya üzerinden gelen popülerliğin tamam mı? İlk başta çok hani herkes tarafından kabul edilmek, herkes tarafından onaylanmak harika bir his olsa gerek ondan sonra. Fakat bunun insan karakterini yarattığı bir tahribat şuradan bu popülerliği sürdürmek zorundasın bir yerden sonra. Çünkü geri düşüyorum hissiyatı tabii doğru. Tabii dopamin yani. seviyen or oraya ulaştıktan sonra eğer düşerse tekrar oraları arayacaksın demek oluyor bu. Dolayısıyla Hı. senin nasıl ki para kazanmış bir insan bu parayı kaybetmemek için veya yani bu parayı sürekli arttırmak için çalışacağına göre öbür taraftaki insan da sosyal medya üzerinden gelen popülerliğin azalmaması adına onu sürdürmek. Şimdi bunu bu iki, iki türlüsü de bunun toksik kısımları gerçekten insan doğasına çok zararlı. Evet. Hem kendine hem etrafındakine zarar verebilecek konular. Şöyle bir şey var. Yani atıyorum sosyal medya üzerinden sürekli onaylanan bir insan eleştirilmeye tahammül edemediğini görüyorsun. Evet. Ondan sonra yani en ufak bir eleştiriye tahammül edemediğini görüyorsun. Çünkü ego kısmı kendini şöyle tanımlıyor. Yani ben doğrularak geldim bugüne kadar. Söylediklerim bir kanun etkisi, bir akım etkisi yaratıyorsa eğer benim söylediğim şeyler... Eğer yanlışlanabilirse veya ben buradan geri adım atmaya başlarsam, öz eleştiri kültürünü geliştirirsem ben bundan sonra hasara açık hale gelirim. Bu evet. da öyle psikoloji oluşuyor. Bu çok toksik bir şey. Evet. Çünkü kimsenin her söylediği doğru olamaz. Bir de kendini çok beğenmekle alakalı narsist bir şey gelişiyor. Tabii narsistik kişilik bozukluğu olan insanların çok böyle popülerleştiği ve idol haline getirildiği bir ortam sosyal medya. Bu çok sıkıntılı. Ya şeye bak, hayatımızda artık şu kelimelerin hiçbir anlamı kalmadı. Haysiyet, Onur, ondan sonra alçak gönüllülük, nezaket. Kimsenin bu özellikleriyle övüldüğünü yok. görmüyorsun. Daha yok çok mi? para kazanıyor, daha çok takipçisi var, daha çok like alıyor. Bak başına daha getirebildiğin hiçbir değer kendi karakterini, kendi varlığını üstüne konumlandırman gereken değer değildir. Yani nicelikle tanımlıyorsun. Çünkü. Yani evet çünkü daha sonu yok. Ama mesela daha onurlu bir adam. Daha alçak gönüllü bir adam diyemiyorsun çok kolaylıkla başına daha gelmiyor o özelliklerin mor kelimesi daha kelimesi sıkıntılı bir şey. Şimdi o ee, senin söylediklerin hedef. ya vardı ya yok evet. yani. O. Ya onurludur ya onursuzdur. Evet. Ya haysiyetlidir evet. ya haysiyetsizdir birisi. Evet. Ama ya zengindir ya daha zengindir ya daha da zengin. Yani hepimiz <laughs> Elon Musk olmaya mı şey yapalım diye. O zaman yani bütün dünyayı böyle kenarından tutup söksün herkes alsın. Uzay boşluğuna donup bir bitirelim bu işi <laughs> yani. yani. Ya bu ya bu şey değil çok, ki. Şeycik amacı. Şey. Yani iki türlü tatminden duygusal tatmin, yani duygusal tatmin, maddi tatmin ikisi de önemli şeyler tabii. tabii ki insan adına. Fakat bunların nasıl geldiği çok önemli. Yani bunlara oluştururken mutluluğunu, iç huzurunu, kendi başarı algını başka parametreler üzerinden tanımlıyorsan sürekli olarak yani bunun bu hikayenin iyi bitmesi çok mümkün olmaz. Olmaz. Kendi adına olmaz çok üzülür insan hayatta. Çok yıpranır. Ondan sonra duygusu olarak... Sonuçta şöyle bir şey var. 80'lerin verdiği konjüktür şunu kabul eder. Yani konuda bağlamından, da, da, bağlamından evet. da koparmıyorum farkındaysan. Yani sen doğası itibariyle kırılgan bir ağırlıksın. Yani fiziksel olarak da kırılgansın. Duygusal olarak da kırılgansın. Bunu nasıl güçlendireceksin? Yani sonuçta sen birçok kişinin istediği, aynı şeyi istiyorsan o tarafta bir rekabet varsa Hı. nasıl direneceksin buradaki duygusal çıkışlara ve duygusal türbülanslara? Hı. Yani burada sana bu dayanma gücünü Hı. verebileceğin bazı opsiyonlar sunar hocam. Hı. Ondan sonra Şimdi günümüz konjüktürü de ben 90'lardan ve günümüz konjüktürü Hı. gelen noktada bunları senden almaya çalışıyor. Full. full yani, yani bunu senden alıp çünkü şu var yani e, genelde böyle salak Amerikan filminde gördüğümüz işte okulda bulileme işte zorbalık falan İnternet alemi komple saçma sapan bir liseye dönüştü hocam. Tabii tabii. Bir i̇nsanların birbirleri sürekli zorbalık yapıyor. 70 yaşında profesörü de zorbalık yapıyor. 13 yaşındaki bebelik de. <laughs> şey, şey, şey mesela ya. Bir tane <laughs> paylaşım yapmıştı. Konya'da çok gizli üste yapılan <laughs> uçak gemimiz falan gibisinden. Bir şey yani paylaşım vardı. Altına da biri diyor ki Türk donanmasında böyle bir gemi yok falan. Siyah tabii sen nereden bileceksin ki? Ama bu yerli ve milli olması çok sevinirim değil mi? Sen kimsin ki nereden bileceksin yazmış ama Deniz kuvvetlerinde af su boyu yazmış eleman. <laughs> şey tamam mı? Yani sen adamın mesleği... <laughs> bir, deniz, detay, bir de, deni, Konya'da deniz yok. Deniz kuvvetlerinde adam. <laughs> ya yani sen deniz kuvvetlerindeki adama ordu teamülü öğretiyorsun. Yani düşün. Yani sosyal medyanın vermiş olduğu bu dil ucuna bak yani tamam mı? Hani bu işte herkes her şeyi eleştirir. Herkes her şeyi şey yapar. <laughs> hani haddini olduğunu bilmeden şey yapmadan. Dolayısıyla artık Herkes sanki böyle bir öğrenci evi havası veriyor bana Hı -hı. sosyal medyada. Kesinlikle. Bir, bir de gelip böyle hep dediğimiz gibi böyle şöyle şu mesafeden yüzüne söyleyemeyeceği şeyi sosyal medyadan <laughs> söyleyen adama ben <laughs> ehemmiyet vermem. Bloklarım Tabii. geçerim. Tabii, yani aynen. bir daha hiçbir şekilde de benimle bir kesişim noktası e, bulamaz. Aynen öyle. Ya bu herkes için ya bu... Evet, yani kol mesafesinde gelip <laughs> ya şöyle o ilkokulda kol açardık ya yani, kol mesafesinde gelip söyleyemeyeceği şeyi orada söyleyen kişi kişi değildir bence. Ya şimdi bizim ya bilmiyorum belki başkası başka şekilde yetişmiştir aynı dönemlerde ama ya bizim gene iyi kötü arkadaş çevrimiz bu vardı yani. Hani motive edilirdi yani. Sen abi arkasından şimdi bu adamı sen sektiriyorsun ama hani yüzüne söyleyemeyeceksin arkasından hiç söyleme Hı, kardeşim. Tabii. Denirdi yani bizim zamanımızda. Alkışlanıyor. <laughs> Oo drama, popcorn. <laughs> <Evet>. Şerefsizliğin alkışlandığı <laughs> bir döneme denk geldik hocam. Yani İlk iş daha öncesini biliyoruz. Yani sadece bu dönemi evet. bilen gençlerin ümitsizliğini de az çok anlayabiliyorum Bak, yani. Şerefsizliğin alkışlandığı <laughs> bir dönemdeyiz. Şimdi şu enteresan bir şey tabii hakikaten. Şimdi iki türlü konu var dediğin gibi. Şimdi bir tanesi Herkes her şeyi altını doldurabildiği sürece eleştirebilir. Yani sebep-sonuç ilişkisiyle beraber, hmm. kontekste beraber mantıklı eleştiriyi almalısın zaten. Bu yapıcıdır çünkü. Ama hakarete varan şeyleri internet söylüyorsan o zaman abi gel, geleceksin, benim yüzüme söyleyeceksin onu. Hmm. Çünkü o ikisi farklı şeyler birbirinden. Söyleyemiyorsan. Tamam mı? Eğer şey... benim karşıma geldiğin zaman sen gak 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 ediyorsan o zaman sözünün arkasında duramıyorsun hmm. demektir. Şimdi bunu yapanları duyuyorum ben zaten. Hmm. Hani sadece hmm. sosyal medya içinde de değil böyle hani. Bu şey, sektörde e, de var. Tarih, arkadan konuşmak, yani kişinin hmm. olmadığı ortamda, kendini savunamayacağı ortamda, hmm. iki madalyonun iki yüzünün olduğu şeyler, hikayelerin tek taraflı anlatıldığı şeyler tamam mı? bugünün kangreni hmm. ondan sonra. Dolayısıyla hani varsa maça... Hep beraber konuşalım abi. yani tamam demek istedim o benim. Biz sadece. açız. Açız. Hatta ya sosyal medya düşmanı da değiliz değil yani. Canım, tabii ki değiliz. Ortamda değil, tabii ki. şey yapılır. Masa sağ şey yapılır. Kamera konulur. Canlı yayında veya <laughs> e, şeyle full yayınlanacak bir şekilde her şey konuşulur. Olmazsa <laughs> <laughs> doğu doğu, doğu perinçekli program gibi. <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> evet, evet. 80'ler konuşuyorduk. Biz bu nasıl geldik buraya bilmiyorum ama iyi konu, oldu. konuyu şuradan geldik abi. Benim algıladığım çocukluğumda ve gençliğinde yaşadığım kültürde mış gibi yapmak çok fazla yoktu açıkçası. Ondan sonra bu sinemada da böyleydi. Müzikte de böyleydi. Gerçekten bir standardı standartları çok yüksek bir kreatif ortam vardı. Bu da insan ruhuna iyi kötü yansıyordu. Yani hayattaki mücadele gücünü yükseltmek Ondan sonra seni kötü hissettirmek, sana hayır diyenleri, seni böyle yoluna alıkoyanlara çok fazla pavuş bırakmama noktasında. Hep öyle söylemiştim. Yani ben tamamen kendi bireysel deneyimlerimden yola çıkarak bazı şeyleri söylüyorum. Yani teorik şeyler söylemiyorum. Yani bu detayına çok giremezsin tabii böyle şeylere ama yani benim gerçekten zor bir çocukluğum ve zor bir gençlik dönemi oldu yani tamam mı? Hani... Çok, e evet. Yani bayağı ciddi noktalar yaşandı bizim çocukluğumda ve hmm. gençliğimde falan. Ama şimdi konjüktür şeye baktığım zaman tabii ki yani insan ne kadar zorlukla mücadele ediyorsa eğer hayatın maddi ve manevi mücadele gücünde yükseliyor. Çünkü benim hayatımdaki problemleri çözebilecek bir ailem olmadı hiçbir zaman. Hmm. Veya işte sağımda solumda benim ben problemlerin başkasını çözdüremedim. Dolayısıyla bu benim mücadele gücümü kendime olan özgüvenimi çok yükseltti. Hmm. Ama şöyle söyleyebilirim yani hani ben kendimi çok çok zeki bir adam olarak görmedim hiçbir zaman. Yani çok kıvrak, çok zeki ama mücadele gücü çok belirleyici evet. bir şey hocam. Bunu söyleyebilirim sadece yani. Evet yani denge de önemli. Ben de mesela hayatında herhalde sen görebileceğin en böyle dikkatli, en endişeli insanlardan biriyim. Ama mesela bunu müthiş bir pozitiviteyle içeride destekliyorum. Yani, yani. uzun vadede, öngörülemez uzun vadede hep... E, endişelenerek bakıyorum ama kısa vadede her şeye çok pozitif yaklaşıyor. Böyle bir denge var bende ama de. sen de endişeliyim falan dersin ama en böyle kritik anlarda soğukkanlı kalıyorsun. Evet canım yani. deprem o olsun. Ona işte, şahit oldum yani. 15 Temmuz'da o sonik boomlar falan patlarken olsun. Yani gerçek kriz anlarında bir sakinlik evet, durumu yani. var. Aynen, Nasıl oluyor da, bilmiyorum. Evet. Yani o seize the moment olayı var sende. Evet, yani. Yani yani işte, o, da, <laughs> o da 80'lerde yetişmiş. 80 80 <laughs> <laughs> evet, evet. Çünkü orada sakallı bebek vardı. <laughs> Evet, sakallı bebek Güzel benim yanı adam, getiriyorduk canım. Sırtı yere ondan. gelmez. Tan, Tan falan. Tan gazetesi neydi ya? Orada şey bak şey diye bir gazete var. Tan diye de bir gazete var. Şeytan. Allah! Güneş tersten doğacak. Çok net hatırlıyorum. Ankara'da babaannem derdiyim rahmetli. Şey, işte bebe, sakallı bebek doğdu. İşte şu gün kıyamet kopacak. Güneş tersten doğacak diye şey yapıyorduk. Böyle birbirimizi gaza getiriyoruz ilkokulda. Bakıyorum böyle. Ankara'dayız, bahçeli evlerde. Lan doğu burası mıydı ha? <gülüyor> <gülüyor> Doğru yerden mi doğdu bu? Abi Roland Emmerich sakallı bebek bir bilse o da dünyanın sonunda bir getirirdi biliyor musun? Yani... Hala bakamıyorum o sakallı bebek <laughs> şey. <biliyor gülüyor> nasıl bir şey. Ya rahatsız ya. ediyor beni. Hayırdır. Neyse. Evet arkadaşlar <laughs> 80'ler çocuğu olmayabilirsiniz ama hayatınıza 80'leri kendiniz getirebilirsiniz. Ama bunu siz kendiniz getireceksiniz. Birilerinin böyle büyülü bir şeyle Harry Potter <laughs> asasıyla falan getirip bir şeyleri düzelteceği yok. Siz bizatihi siz düzelteceksiniz. Hı. Kendinizi düzelterek. Hadi bakalım aşağıda tartışın bizi gömün. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Buğmur oğlu bu umurlar diye. Hoşçakalın.